yaşamıştık geçen ders. Bunun biz çözümü de çözüm kümesi boş küme demiştik. Ben zaten WhatsApp'tan atmıştım. Doğru çözüm yani cevap anahtarına uygun olması şunun x 10 var ya bunun önünde işaret olarak eksi olması lazım ki cevap ile sonuçlar çıksın. Yani şunun önünde eksi olması lazım. Bunu tekrar çözmeye gerek var mı acaba? Çözer misiniz? Biz çözeriz Yok hocam. hocam. Şöyle yapabilirsiniz. Buraya şu eksiği ben şuna vereceğim kızlar. Hani bu eksi yukarı verilebilir değil mi? Mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Mesela 1 bölü eksi 2 demek. Şu eksiği biz hatta ya da biz bunu eşittir. Veya bu eksi 1'in önünde de yazsın. Aynı şey değil mi? Bunların hepsinin cevabı eksi 1 bölü Evet. 2 olmuş. Ben şu eksi yukarı vereceğim. Tabii payda işleyeceğim aynı zamanda da. Burası ne yaptı? 5x eksi 5 oldu. Bölü 10. Tek tek paydan elde ettim burayı. Şöyle de 2'ye çarpalım ama şunun önünde eksi var. Dikkat. Normalde soru şöyle. 2 eksi var. 2 var parantezinde. X artı 3 demektir. Evet. Büyük eşittir. Şu eksi yukarı vereceğim. Mi? Burayı eksi yani şöyle diyeyim. Eksi parantezinde x artı 1 bölü ne diyelim? 10 diyelim. Evet. Sağ ve solda ne? Evet. Onlar sadece pozitif olduğu için yön değişmedi. Eğer eksi x'de eksi 10 olsaydı mesela yön değişecekti. Çünkü ben ne yaptım? Aslında burayı ne yaptım? 10'la genişlettim. Burayı da 10'la genişlettim aslında. Değil mi? Pozitif bir sayıyla çarptım sağ ve sola. O halde şu 10'la şu 10 gitti aslında. Bu 10'la bu 10 gitti. Öyle düşünebiliriz aynı zamanda. Evet ifade şu oldu. 5x eksi 5. Şu eksi 2'yi içeri dağıtsam eksi 2x eksi 6 gelecek. Büyük eşittir. Eksi 3x eksi 1 yapar. Evet. Denklem çözme mantığıyla aynı. Şu 5x eksi 2x de bu da 3x yaptı. 3x eksi 11 yapar değil mi? Şu ikisi beraber. Büyük eşittir. Eksi 3x eksi 1. Eksi 3x'i bu tarafa atarsam artı diye geçer. Yani 3x artı 3 geldi. Büyük eşittir. Eksi 1 var zaten. Eksi 11 artı diye geçer. Buraya artı 11 yazdım. Şurayı toplarsak 6x yapar. Büyük eşittir. Burası ne yaptı? 12. Her iki tarafta 6'ya bölüşüm 6'ya böleceğim. Pozitif bir sayıya böleceğim. Yön değişmedi. Dikkat. Şuna gitti. X kaldı. Büyüktür 2. Bu ne demektir? Şöyle sayı doğrusunu düşünürsem. İki sayısı varmış. İçini dolu yapıyorum. Çünkü burada eşitlik var. Ondan dolayı. Ve 2'den büyük olacak. Yani bu taraftan bahsediyor değil mi? Bu nereye kadar gider? Ta sonsuza gider. Yani artı sonsuza gider. O halde çözüm kümesi ÇK dersek burada 2 ile sonsuz arası sonsuz arasında. sonsuz her zaman açıktır. Burası içeri dolu, şu için iki noktasının içi dolu olduğu için biz burayı ne yaptık? Köşeli yaptık. Demek ki cevap bu şekilde olması lazım. Yani kitabın hatası var, matbaa hatası bence. Şurada bir eksi işaret olması lazım. Eğer eksi olmasa çözüm kümesi boş küme. Bunu da söyleyeyim. Ve bu şekilde çözüm. Bunu geçiyorum hadi. Biz 19'da kaldık galiba. 19'da geçmiştik. Föy 19'a gelmiştik herhalde. Evet hocam. Nerede? Örnek Şuradayız. 6'da kaldık. Örnek al. Ha, şunu açıklamıştım. Toplama işlemi yapılıyordu hatırlasınız değil mi? Eşitliklerde toplama işlemi yapılabiliyor. Burada yazıyor zaten. Toplama işlemi yapılabilir ama çıkarma, taraf tarafa çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz. Eşitlikten bahsediyorum. Dikkat. Değil mi? Eşitliklerde diyorum. Tabii aynı yönlü eşitliklerden bahsediyorum. Onu da söyleyelim. Evet. Yani bir eşitlikler tarafı yapılan toplama işlemlerinde alt alta gelen yani bunu da söylemiştik. Hani şu işaretler var ya ikisi de eşit küçük eşitse bu işaret aynı gelir. Biri küçük mesela burası küçük bir de küçük eşittir. O halde bunlardan eşit olmayan yani küçük işareti gelecek. Mesela bunlar ikisi de aynı zaten. Direkt aynısı gelecek. Yani sıkıntı şurada farklı olduklarında küçük olan işaret geliyor. Yani eşitlik olmayacak diyorum. Yani burada onu anlatıyordu zaten. Bu örneği yapmış mıydık? Hayır hocam, bunda kaldık. Bunda kaldı. Bunu Hadi yapmamış. buradan başla. Bunda kaldık. Tamam. X ve Y gerçel sayılar. İşte bazen bazı soruda şu tam sayı diyor. Bazen burada gerçel sayı diyor. Burası dikkat etmeniz gereken yerden bir tanesi. Burası önemli. Eğer tam sayı desen hemen buradaki X'in en büyük en küçük değerini buradan seçebilirsiniz. Ama gerçel sayı olunca iş değişiyor. Yani bunları taraflara toplamanız lazım direkt. Neyi sonuç olduğuna göre x artı y toplamı olacak en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulacağız. Demek ki şurası gerçel sayı önce bunları alt alta toplayacağımızı anlıyormuşum. Direkt toplayalım o halde.
Evet, toplarsam tartı toplama vardı. 2 ile 3 topladım, burada 5 yaptı. Aradaki x ile y'yi topladım, x artı y geldi. Burada ne yaptı? 9 yapar değil mi? 5, 4 daha 9. İşte x artı y'nin alacağı buradaki en büyük, en küçük tam sayı, en küçük kaç yapar kızlar? 6 yapmaz mı en küçük? 6. Evet. Evet. En küçük tam sayı değer diyelim. En büyük de 8 yapar değil mi? Evet. 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 En büyük tam sayı değeri 8. Neyi sormuş? Tam sayı değerin toplamını sormuş. Yani Toplam. topla diyor. 6 ile 8'i toplarsak ne yapar? 14. 14. 10. O halde cevabımız 14. 14. Evet, burada cevaba bakabilir misin Mihriban? Sen mi bakıyordun? Evet. 14 gösteriyor hocam cevap anahtarında da. Yani burada dikkat etmem gereken, şurayı tekrar söyleyeyim. Tam sayı olsa ne olur acaba? Ne farkı var? Yani şurada gerçek sayı değil de tam sayı yazsa ne olacak, değil mi? Eğer burada x ve y tam sayıysa, gelip Evet. buradaki x'in aldığı en büyük ve en küçük tam sayı düşüneceğiz. Yani şöyle yazacak olsam, tam sayı için konuşuyoruz, dikkat, burası önemli. Buradaki en küçük tam sayı kaçtır? X'in alacağı en küçük tam sayı kızlar ve en büyük tam sayı. En 3 küçük kaçtır? X işte buradan 3 kere değil mi? En küçüğü budur. En büyük nedir? 2 3 4'tür. 4 4 Tamam. gelir. Evet, şimdi şunu Ama düşünelim. Y'yi bulamayız. Bir de Y'yi düşünelim. Aynı şekilde Y de yine tam sayı, yani X ve Y tam sayı ya burada. O halde buradaki burada bulamayız. Doğru. Burada tam sayı yok. O halde biz bunu çözemeyiz. Yani burada tam sayı var zannettim de ben. Neyse, yokmuş. Eğer olsaydı bu aradaki en küçük ve en büyük tam sayıları bulup toplamam lazımdı. Yani burada bulunan en küçük tam sayı bu ya. Buradan bulacağım en küçük tam sayı bulup toplamam lazım. O en küçükleri olacak. Buradaki en büyük tam sayı bulup buradaki en büyük tam sayı toplayınca, burada x artı y'nin en büyük tam sayı değeri olacak yani. Neyse, bu soru için çözüm yok. Çünkü bu arada tam sayı yok. Ondan dolayı sıkıntı yaşadık. Burayı geçiyorum. Zaten sorumuz onunla alakalı değil. Sadece açıklama yapmak için bunu anlattım. Evet, gelelim buna. Evet, x ve y gerçek sayı. Yani bunları taraf tarafa toplanabiliriz. Tam sayı seçmeyeceğiz bu arada. Ona dikkat edeceğiz. Ama dikkat et. X'in de ne var diyor? 2 var diyor. Ben o halde bunu 2 ile çarpacağımı anlıyorum. Şu eşitsizliği 2 ile çarparsam ne yapar? Değil mi? Bir eşitsizlik sağlıyor. Yani bütün hepsi 2 ile çarpıyor. O halde ben burayı 2 ile çarptım. 2 çarpı 3 oldu güzel bura. Küçük işareti var. 2 çarpı x oldu burası. 2. Bu da ne oldu? 2 çarpı 5 oldu değil mi? 2 Yön çarpı değişir 5. mi? Değişmiyor. Evet. Değil mi? Dikkat. Evet. Negatif bir sayı olsa yön değiştirmem lazım. Ona dikkat edin. Yani burası büyük, burası büyük olacak. Eğer eksi bir sayıya çarpmış olsaydım. O halde ben neyi elde ettim kızlar? Burası 6 geldi. Şu 2 çarpı 3 6 geldi. Küçüktü. 2 Burası x geldi. yaptı. Şurası ne yaptı? 10 geldi orası da. 10. Alttakini yani y'yi şuraya yazalım. Şöyle. Ve bunları ne yapalım? Toplayalım. Toplarsam aradaki ne gelir? 2x artı y. Zaten bizim aradığımızda buydu. Burası ne yaptı? 16 yaptı. Burası ne yaptı? 8 yaptı. 8 yaptı. Yani ne diyor? 2x artı y. İşte şundan bahsediyor. Alacağı en küçük tam sayı. İşte bu aradaki en küçük tam sayı kaçtı? Onu sordum. 9. Bu arada en küçük tam sayı değeri kızlar nedir? 9'dur. Yani cevabımız 9 olacak bunun cevabı. Cevap 9 mu acaba? Evet Evet, hocam, 9. 9. Tamam. O halde geçtik bu soydan. Hocam bir dakika, ekran görüntüsü. Yerim aradı. Videoyu yükleyeceğim ama seni Tamam hocam. Teşekkürler. alabilirsin. Evet. Almış mıydın? Geçtim ama tekrar. Aldım hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, yine x ve y gerçel sayı, dikkat. Tam sayı uygulamalı bakacaktın. Yani doğal sayı falan da olabilir. Ona dikkat edin de yani. Gerçek sayı derken farklı oluyor. Tam sayı ya da doğal sayı deyince farklı oluyor çözümden. Ona dikkat. Evet. Bize ne lazımmış? 3x eksi y. Demek ki ben x'i 3 ile çarpacağımı anlıyorum değil mi? Evet. Bu halde 3 ile Evet. çarpacağım. Hepsini 3 ile çarpalım o halde. Şuraya yazalım. 3 ile çarparsam ne gelir kızlar? Yani şöyle yazayım. 3 çarpı. Eksi 3 gelir. Direkt yazayım mı yoksa böyle açık açık yazayım mı diye düşündüm. Direkt yazalım bence. Direkt yazalım. Neyse, bu kez yazayım. Ondan sonra direkt yazacağım. Evet, 3 ile çarparsam burası eksi 3 yaptı. Evet. Burası ne yaptı? 3x. 5. 3x. Yokmuş. 15. 15. Bir dakika, şurada bir hata var kızlar. Yön değişecek. Şurada eşitlik yok. Değil mi? Burada dikkat, şurada eşitlik yok. Ona dikkat Ha, ettin evet. Evet. mi? Ben Evet. eşitliği de yazmışım.
Nerede kalem? Şuradaydı. Evet. Tamam. Burası ne oldu? 3x oldu. Burası da ne yaptı? 15. 15. Yön değişmedi değil mi? Eksi bir sene çarpmadım. Dikkat, sadece artı 3'te çarptığım için yön değişmedi. Bu dursun. Bir de bize ne lazım? Y, eksi y lazım. Eksi. Yani şurayı eksiyle çarpacağımı anlıyorum. Yani bütün her tarafı burayı, yani eksiyle çarpmak demek, eksi 1'e çarpmak aynı şey değil mi? Burayı eksi 1'le evet. çarparsam ne yapar? Eksi 2 yaptı. Yön değişti. Dikkat. Burası eksi y oldu. Çünkü eksi 1'le çarpınca burayı eksi y yapar. Burayı da eksi 1'le çarparsam eksi 5 yapar. Eksi. Gelip bunun altına yazarsanız yanlış olur. Neden? Yönler. Bak yazayım istersen. Yönler farklı. Yönler farklı. Yönler farklı. Burası büyük. Buna toplanmaz. Aynı yön durmazsam yani ya bunu değiştirmem lazım ya şunu. Bunu değiştirmek daha mantıklı. O halde orayı ben geri siliyorum. Şu doğru yazdım ama toplamada sıkıntı oluyormuş. Yani şöyle ne yazacağım o halde? Ya şu Allah'ım. Kaleme geçmiyorum ondan oluyor. Kaleme şimdi geçtim. Evet, şimdi şurayı tersten yazıyorum. Bu halde eksi 5'i buraya yazıyorum kızlar tersten yazdığım için. Eksiyi ortaya yazdım. Küçüktür. Eksi 2 değil mi? Şunlar tersten yazmak bu anlamda. Yani şu ifade şöyle yazabiliyor ama tersten yazdığımız için şu eksi 5 buraya geliyor. Eksi 2 buraya geliyor. Buna dikkat. Şimdi toplama işlemi yaparım artık. Nerede? Yönler aynı çünkü. Eksi 8 evet, geliyor. Evet. Yapar toplarsak eksi 8 gelir kızlar. Şu ara ne yaparsak? Eksi 7. Eksi bak şimdi burada dikkat. 13 işte. Yapar. Dikkat. İşarete dikkat ama. Tamam. Şurada küçük işareti var. Burada küçük. O halde bunlardan nedir? Eşit olmayan küçük yani. Küçük olur. Alacağız. Eşitli almayacağız. Eğer ikisi eşit olsaydı değil mi şu ikisi de? Eğer ikisi eşit olsaydı eşit gelecekti. Küçük işte yani. Toplamda 13 yaptı. Demek ki 3x eksi y ifadesi eksi 8 ile 13 arasında değişiyormuş. Bize en büyük tam sayı sormuş. O halde buradaki en büyük olur. Tam sayımız 12. En büyük tam sayı değeri yanlış mı yazdım? Evet, ne dedik? 12 mi demiştik? Evet. Evet, cevap 12. Cevap anahtar da 12 diyor. Tamam, 12 doğru o zaman. Diğer soruya geçiyorum o halde. Evet, Semih, Tufan, Ece, Tülay ve Nesrin adlı aynı sınıftaki 5 arkadaş olup açıklanan son sınavdaki puanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki puan çizelgesinde vermiş. Yani bunlar puanlar çizelgesi. İşte yerlerini göstermişler. Semih ne yapmış da 25'ten fazla almış, 50'den az almış mesela. Tufan da aynı şekilde 25'ten fazla, 50'den az almış. Semih daha az düşük. Yani Tufan'a göre Semih daha düşük almış. Böyle yorum yapacağız. Ece ne yapmış? 50'den fazla, 70'ten küçük almış. İşte Tülay ne yapmış? 75'ten fazla, 100'den küçük bir değer almış. Yani puan olarak tabii. Ne diyor? Nesin aldığı puanın 50'den fazla olduğu bilinmekteymiş. Ya burada Nesin yok galiba. Burada kaç kişi vardı? 1. 5 kişi vardı hocam. 5 kişi var değil mi? Evet tamam. Şimdi yorum yapalım. Semih hangi notlar alıyor kızlar? Semih bir kere Tufan'dan düşük not aldı. Yani şöyle S dersem, şöyle T dersem değil mi? Şurada işaretle korursam şöyle işaret koruyorum. 25'ten büyüktür Semih'in aldığı not ama Tufan'ın notundan küçüktür. Tufan'ın notu da nedir? Semih'inkinden büyük ama 50'den de küçüktür. Yani şöyle bir sıralama yapabilirim değil mi şurada? Şu arada böyle bir düşünce yaptım. Burada tamam. Şimdi geldik buraya. Bu da küçüktür diyorum. Yani 50 kim burayı Ece'yi de gelip buraya yerleştirdim. Sonra bu da 75'ten küçükmüş. Bu da küçüktür diyeceğim. Tabii şunu kaydıracağım biraz. Bu ikiye de ne yapayım? Tülay'ı buraya yazmam ben notu öyle çünkü. Ve 100 diyorum böyle. Tabii buraya kalemle yazamayayım da şunu. Böyle bir sıralama var. Evet. Ne diyordu? Yani Nesin aldığı puan da 50'den fazla. 50'den fazlası o zaman şurada bir yerde olabilir. Şurada olabilir değil mi? Şurada olabilir. Burada olabilir. Hepsi olabilir. Evet. O halde ben şuraya yazayım. Ne? Büyüktür 50 yazayım. Ya da tersten yazarsam 50 küçüktür ne? Yani bu ikisi de aynı şeydir değil mi? Aynı şey ifade eder yani. Bunda bu aynıdır. Buna göre bu 5 arkadaşın aldığı notların toplamının T demiş.
Toplama burada T değil, türev değil, toplam anlamında dikkat. Toplam demiş, parantez içinde açıklama yapmış. En geniş değer aralığı aşağıdakilerin hangisidir diye sormuş. Bunları toplayacağız o halde, değil mi? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. S dediğim ifade 25 ile 50 arasında bir değer, doğru mu? Evet. Evet. Burada aslında biraz şey olabilir. Neyse, bir yazalım. Tülay da aynı şekilde. Tülay değil mi? Pardon, Tufan'mış. Tülay değil. Tufan. Burada gidelim. T ile başlayalım. Ha, bir de Tülay var. Evet. Neyse. Şuraya U diyeyim de Tufan anlamında olsun. Bu da ne yaptık? 25 ile yine 50 arasında. Diğeri kimdi? E mi? E kimdi? ECC. 50 ile 70. 50 ile 75 arasında. Şu kimdi? Bu da Tülay. Tülay. 75 ile 100 arasında. Diğeri kimdi? O da Nesrin mi? Evet. Nesrin de ne yapıyormuş? Evet. 50'den, 50'den büyük. Büyük olmuş. Böyle yapar. Ters yazacaktım. Şöyle yazacağız. Kaydım hepsini. Yok. Neyse, şunu düzeltecektim. Şu tarafa 50 yazdım kıza. 50. Pro nereye kadar gider? 100'e kadar gidebilir değil mi? Şöyle 100 yazdım. Belki 100 aldım. Evet. Hani 50'den evet. Fazla demek 100'e kadar gidebilir. Puanlar en fazla 100 zaten. Bunları toplayalım. O halde bunları toplarsam buraya toplam diyeyim. Toplam diyeyim. Yani burada T demiş, o bizim için toplam oluyor. Bu işaret ne gelir? Yani burada küçük işaretleri var ya, mecburen eşlik gelmez. Küçük gelecek. Şunları toplarsam kaç gelir? Bunu toplayalım burada. 375 geliyor. Evet. 375 mi yaptı? Tamam. Şurası evet. 50, 100. Orada 225. 225 mi? Evet, 225. Böyle bir cevap var mı? Herhalde şuna benziyor. Evet, Adana. Adana. Cevap anahtarı da Adana diyor. Cevap anahtarı da Adana diyor hocam. Tamam, o zaman doğruymuş. O halde bu soruyu da geçiyoruz. Böyle yapabiliriz yani. Eşsizlik var. Geldik buna. Bu önemli bir konu mesela. Burada sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi x kare nerede değişecek? Yani bir x neymiş? X nerede? 2 ile 5 arasındaymış. Acaba x kare nerede değişir diye sorsam siz ne dersiniz mesela? 2 ile 5'in karesini mi alırız? Yani? 4 ile 5 arasında olur. Doğru. Tamam. Şuna ne dersiniz? 9 ile 4 arasında. Evet, ama öyle. Yer değişir mi? Ya yani işaret değişmez mi? Yani şöyle olmasa 4 ile 9 dediğin zaman şunu mu demek istiyorsun acaba? Evet. 9 buraya yazsan yanlış değil mi? 9 küçüktür, x küçüktür, 4 olmaz. Çünkü neden bunu kaldırsan ne olur? 9 küçüktür, 4 diye bir şey olur mu? Olmaz. Hatalı. Yani şöyle yazman lazım. Doğru. Evet, böyle düşünmek lazım ama burada yine hata var. İşte en çok hata yapılan yer burası. Bu negatif, bu da pozitif ya. Bundan karesini alıp böyle yazamayız. Neden? Onun sebebi ben şöyle daha açıklayıcı olması için şunu sileyim de şöyle yapayım. Kalemi aldım. Evet, doğru. A şıkkından başlayalım. Şimdi A şıkkından önce başlayayım. Sonra B'yi de açıklayacağım. Şimdi A için konuşalım. Kalemi alayım. Şimdi A sayı doğrusuna kim var? 2 olacakmış değil mi? 2 aldım. Burada kim var? İşte 3 var. Doğru mu? 4 var. Ve 5 var. 5 hariç de. Bunun bu arası yani. Şunlar doğru anlamda. Şimdi burası x değil mi? Buna x diyelim. Aşağıda şöyle yapabilir miyim acaba? X kare desem daha mantıklı. Şöyle yapmak istiyorum da. Şurada x kare diyelim. O halde bu kareyle yazalım. 0'ı 2'nin karesini yapar kızlar. Evet. Karşılığa. Evet. Bu 4 yaptı. Bunun karesini yapar. 9 yapar. 16. Bunun karesini yapar. 16 ve 25. 5 yapar. 16 25, evet. Buraya bakarsam sırada bir sıkıntı var mı? 4, 9, 16, 25 sırayla gidiyor değil mi? Burada evet. Bir sıkıntı evet. Yaşamaz. O halde en küçük eksi, yani x kare ifadesi o halde en küçük 4 oluyor. Dikkat, çünkü boş, onun için eşitlik yapmadım dikkat. Ve 25'in işte boş. En büyük zaten 25. O halde x kare 4 ve 25. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi A, B'ye bakalım. B'de bir sıkıntı olacak. Ne olacak bakalım. Yine sayı doğrusu çizdim şöyle. Buna x diyeceğiz. İşte bir tane daha çizdim. Onu da şuraya da
Burada x kare diyelim mesela. Tabii siz farklı şekilde düşünebilirsiniz. Ben böyle yapayım genelde. Şuna x demiştik. Şunu da x kare olsun. Yani x karenin değiştiği eksen diyelim. Bu x'ler değişiyor burada. Burada x kare değişiyor. Hangi aradaydı bakalım. Eksi 3 varmış kızlar. Eksi 3 var. Şuradan. Eksi 3'ün içi boş mu? Evet, eksi 3 boş mu? Sonra kim var? Evet. Sonra kim var? Eksi 2 var. Değil mi? Sonra kim var? Eksi 1. Evet. 0. 1 var, 2 var. Evet, eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var mı? 2 var. 2 boş mu? Şöyle. Evet. Aşağıya bunun karesini yazalım. Şuraya. Bunun karesi ne yapar kızlar? İçi boş. 9 yapar. 9. Pardon. Eksi 9. Eksi 9 olmaz. Eksi 3'ün karesi artı. 9 olur. Değil mi? Evet, artı 9 olur. Evet. Eksi 2'nin karesi yapar. Olur. Artı 4 yapar. 4 olur. Tamam. Şunu yapar. 1 yapar. 1'in karesi artı 1. Tamam. Bunların işte doğru şöyle göstereyim de. 0 yapar. 0. Evet, bu da 0 yaptı. Bunu da yazdım. 1'in karesi yapar. 4. 4 yapar. 2 boş ama. Şimdi buradaki en küçük kim kızlar? En küçük 0. 0. Değil mi? 0. O halde işte buraya ne yazacağız? 0 yazacağız. 0'ın içi dolu mu? Bak şuraya bakın. Evet, evet. O zaman buraya ne yapacağız? Eşittir yazacağız. Eşittir. Dikkat. 4 evet, değil şimdi mi? Şimdi burada en büyüğü söyleyin bana. En büyük 9. 9. O hale gelip buraya x kare yazdım. Çünkü x, bu eksenin adı x kare. X değişken. Boş 9. Buraya ne yapayım? 9 yazdım. En büyük 9. 9. Ve eşitlik yok. Neden? İçi boş. Demek i̇çi ki boş. Eksi 3 ile 2 arasındaki sayıların karesi ne oluyormuş? 0 olabiliyormuş ve 0'dan büyük en fazla 9'a kadar. Yani aslında biri eksi 1'i artı iken ne yapıyormuşuz? 0 mutlaka oluyormuş karelerde. Yani x kare en küçük 0 oluyormuş. En büyük de şu sınırların, hani alt sınır, buna biz alt sınır diyoruz, buna üst sınır diyoruz. Hangisinin karesi daha büyükse onu buraya yazıyorsunuz üst tarafa. Öyle de düşünebilirsin kısaca. Ben bu şekilde eksen üzerine gösterdim. Daha yanlışsın diye ama herhalde anlaşılmıştır. Anladık hocam. Evet. Şimdi buna bakalım. Buna da bir eksen yine çizelim istersen görmek için. İkisi de negatif. Değil mi? Bunu evet. Şurada göstereyim kızlar. Şöyle. Bir de şu olsun. Bir de şu olsun. Evet. Şuna x diyelim. Şurada x kare olsun. Evet. Şurası bizim için nedir? Eksi 5'in olduğu yer. İçi boş. Eksi 5. Evet. Sonra içi dolu. Eksi 4 olur arası. Sonra içi dolu. Eksi 2. Eksi. Sonra eksi 2. Eksi 2'nin de içi boş olur. He, şimdi kareleri söyleyeyim buraya. İçi boş olur bir kere. İçi boş. 25. 16 olur. 16 olur. 9 olur. 9 olur. İçi boş 4 olur. 4. Şurası içi boş 4. Evet. Tabi bunlar sırayla gitmiyor. Dikkat edin. Sırası karıştı çünkü hani karesini aldığı için değil mi? Bu sıraya sayı doğrusu, sayı doğrusu gibi düşünmeyin. Sadece karelerini aldım. Sadece şurası sayı doğrusu üzerinde doğru. Ama aşağıda sırayla gitmiyor. Mesela şurada da aynı şey yaşadı. Dikkat ederseniz. Şurada 9 daha büyük olduğu halde burada geride kaldı. Yani bunu sayı doğrusu gibi düşünmeyin. Sadece karelerin olduğu eksen gibi düşünün. Yani aldığı değerler gibi düşünelim. Evet, o halde buradaki x kare nerede değişiyor? Hadi x kare buraya yazarsan kızlar. 4 ile 25 arasında. Evet. Evet. En küçük 4 mü var? Evet. En küçük 4. İçi de boş mu? O halde buraya 4 yazıyoruz. En büyük kim? 25. Onu da buraya yazıyoruz. Değil mi? Eşitlikler zaten yok değil mi? İçi boş ya. Onun için buraya eşitlik yazmam. Dikkat. Evet. Demek ki ikisi de yani bir şeyin bir aralığın karesi alınırken eğer ikisi de pozitifse normal kare al. 4'ü başa yaz. Bunun karesi 25 buraya yaz. Eğer biri eksi biri artırıysa yani eksi ve arttan geç, eksiden artıya geç bir aralık varsa o zaman ne yapıyormuşuz? Sıfır mutlaka en küçük oluyormuş. Buradaki sınırlarda da en büyüğün karesi yani eksi 3'ün karesi 9 ya onun için buraya 9 yani. Eğer ikisi de negatifse kızlar ne yapıyor? Kare nerede oluyormuş kare? Bunların yine karelerini alacağız. Burada sıfır zaten yok. Dikkat ettiniz mi? Burada sıfır olmaz. Şu arada sıfır var mı? Yok. Yani en küçük değer sıfır gelmez. Bu kez yine bunların karelerini alıyorsun. Bunun karesini yapar 4. Bunun karesini yapar 25. O halde en küçük 4 yapar. Şunun karesinden dolayı. 25'e daha büyük ki buraya yazsın. Öyle düşünebilirsin. İki de negatifken aralık. Böyle çözebilirsin. Evet. Hocam ama cevap anahtarını da parantez içinde yazmış. He, parantezi mi yazmış? O halde şunu da biz parantezi yazmayı öğrendik. Bunu nasıl yazarız? 4,25. Yuvarlak parantez olur. İşte yuvarlak. Burada da yuvarlak. Burada da tamam. Bunu yazalım. 0 ile 9 arasında. Birisi köşeli, birisi yuvarlak hangisi olur. Hangisi köşeli? Olur eşitlik hocam. Olan 0 olduğu için burası köşeli. 9 yuvarlak parantez. Şuna geldik. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. İkisi yuvarlak olur. İkisi de yuvarlak. Doğru.
Bu kadar. Doğru. Eşitlik yok. Kaç şuraya almıştır yani. Bununla bu aynı şey zaten. Bunları anlat. Yani bu aralık şeklinde yazıyor. Bu da yine aralık ama onun ilk köşeli parantez falan işte o şekilde yazıyorsun. İkisi de aynı olay yani. Doğru evet. Yaptık hocam. Tamam. Diğerine geçelim o halde değil mi? Geçelim. Evet. Süre var mı? Kaç geçeydi? Hocam 5 dakika var galiba. Evet, aynen. Doğru 5 dakika var doğru. Şimdi x küpü de sormuş. Yani x kare değil de x küpü soruyor kızlar. Hepsinin küpünü alacağız. Yani sayı doğrusu olarak düşünebilirsin. Yine aynı olayı düşünebilirsin. Hepsinin küpü ne? Doğru. Şöyle sayı doğrusu düşünelim. Aşağıda başka bir sayı doğrusu düşünebiliriz. Yani şöyle diyelim. Neyse. Kalemi aldım. Evet şuna x dersek bu da x küpün ekseni olsun. Tabii sayı doğrusu gibi düşünce demiştim. Şurada kim var? 1 var. Sonra burada 2 var. Bu dahil. İçi dolu yani. Burada ne var? 3 var. 3 var. Aslında burada bütün sayılar var da biz tam sayıları sadece gördük. Normalde bunun hepsi var değil mi kızlar? Evet. Ben sana tam sayıları göstereyim ki anlasın diye. Tabii arada bütün sayıları alabilirsiniz. Yani buradaki reel sayıların hepsi anlanabilir. Gelelim küpünü almaya. 1'in küpü ne yapar kızlar? 1 yapar. 1 yapar. 1. Bunun küpü ne yapar? 4 yapar. 3'ünki de 9 yapar. 4 yapar 2'nin küpü? 2'nin küpü 8 yapar. Evet 8 yapar. 3'ün küpü de 27 yapar. Evet 2, 27 doğru. Burada sıralama zaten değişmedi değil mi? Aynı gelir dikkat. O zaman x küp nerede değişiyor kızlar? Onu yazacağız. 1 ile 27 arasında. 1 ile 27. 1 ile eşitlik yok. 27 eşitlik yok. Yani cevap bu şekilde bitiyor. Yani doğru yaptık. Kitapta şöyle yazmış olur. 1,27 yazmıştı. İkisi de açıktı. Böyle yazmış olabilir. Evet öyle yazdı. Aynı şey. Bunlar geçiyordu halde. Rengin şarlık bu kadarmış. Gelelim buraya. Bak burada benim anlattığım işte biraz önce dersin başında dedim ya tam. Hani orada ne diyor? Reel sayı diyor. Burada tam sayı demiş. Dikkat ettiniz mi? Evet. Uyarmak istediğim yer buraydı. Yani bunlar alt alta toplamayacağız kızlar. Tam sayı deyince gelip buradaki tam sayıyı seçeceğiz. Tabii neyiz olur? X artıya toplamını alacağı en büyük değer. Demek ki en büyük değeri bulmam lazım. Demek ki bunun en büyük değerini ve bunun en büyük değeri var ya. Bu aradaki en büyük tam sayı kimdir? X olarak. 3'tür. O da nedir? 3'tür. En büyük tam sayı değeri diyorum kısaca. O halde buraya 3 yazdım. Artı. Y'de de 4. Y'de de 4. Aradığında, evet, Y eşittir kaçtır en büyük? 4'tür. Değil mi? O halde en büyük tam sayı değerimiz 4'müş. Buraya gelip 4 yazıyoruz. Cevap 7. Toplamı da 7. Değil mi? Evet hocam cevap anlatımda da 7. Ama eşitsizlik eğer burası reel sayı olsa bak nasıl olurdu. Reel sayı deseydi yani X ve Y elemanı reel sayıdayken çözüm şöyle olacak yine. Şunları alt alta yazacağız yine kızlar. Toplayalım alt alta. Ne gelir burası? Eksi 3 yapar. Burası artıya yapar. Ne yapar? 9 yapar. Vali x artıya burada kaçtır? En büyük? 8'dir. 8 değil mi? En evet. Büyük tam sayı değeri böyle. 8. Ne fark var? Arada fark var değil mi? 1-7, 1-8 çıktı. Tam evet. Sayı demek farklı bir çözüm oluyormuş. Reel sayı deyince de böyle çözülmüşsünüz. Farklı şey. Evet. Hocam reel sayı deyince alt alta topluyoruz değil mi? Evet aynen. Reel sayı deyince alt alta toplayabilirsiniz eşitliklerden. Tam sayı tamam. Deyince o aradaki tam sayıları seçiyorsun işte burada anlattığım gibi. O aradaki tam sayıları bulup en büyük ya da en küçük hangisi duruma göre yani. Burada en büyük için biz burada aradaki en büyük x ve y'yi seçtik. Bunları topladık. Dikkat. Ama bunu da öğreneceğiz değil mi? Kim konuşuyordu? Hocam sanırım birinin kardeşi konuştu. Ben de öyle zannettim de. Evet bir dakika var. Bir dakika da bir başka soru geçelim. Hocam diğer soru kolay bence yaparız. He, tam sayı demiş hemen çözebiliriz o halde. Söyle bakalım ne yazacağız? Sen çözebilirsin çöz. Çözeyim. Hemen. Evet. Yazarak mı çözeyim hocam? Söyle ya da yaz fark etmez benim için. Tamam yazayım o zaman. Hadi bakalım. X'in alabileceği tam sayı dediği için bunları toplamayacağız. X'in alabileceği değer de 0 olur. En küçüğü soruyor çünkü en x ve y olur. Farkının. Tamam. Burada da alabileceğimiz bize en küçüğünü sorduğu için buradan 5'i alırız. 3'ü alamayız çünkü o zaman en küçük olmaz. 0 eksi 5'ten de eksi 5 çıkar. Evet doğru. 3'ü niye alamadık? Şimdi en küçük diyor ya 3'ü alırsak büyük olur.
Eksi 5'ten büyük olur. 3'ü de al göster. Ben böyle yap. Yani bir kere hani x eksi y'yi sormuş ya, bu farkın en küçük olmasını istiyor. Zaten bu sayı nedir? Yani burada kız 0 seçti de. 0 diyelim orada. Bunu 0 seçti. Y'de hani bunun önünde eksi var ya, o zaman y'nin pozitifini düşünmeniz lazım. Hani önünde eksi olsun, onu ne yapar? Değerini küçültür değil mi? Evet. Yani buradaki pozitif olan y'yi seçmeniz lazım. 5'i seçmeniz lazım ki bak ne oldu, önüne eksi geldi. Eksi 5 yaptı, o sayı daha da küçüldü. Eğer sen şunu yaparsan, yani gelip x'in en küçük değeri mesela nedir? 0'dır. Y'nin en küçük değeri burada kaçtı mesela? 3 mu oluyor? 3 yazarsan ne olur sonuç? Gördüğün gibi eksi 3 geldi. Bu mu daha küçüktür, bu mu daha küçüktür diye söyleyeceksin. Tabii ki bu daha küçüktür. Demek ki önünde eksi olduğunda dikkat etmemiz gereken neymiş? Y'nin pozitifinin en büyüğünü alacağız değil mi? Yani soruda gelen soruya göre değişiyor. Demek ki bu ifadenin en küçük olması şurada eksi olduğu için biz y'nin pozitifinin en büyük değerini alacağız. O da 5'tir yani pozitif olarak. Y değil mi? Onun için böyle dikkat edin. Yani biraz hocam, mantık iş evet. X'de 0 aldık ya, 4'ü alsaydık en büyük mü olurdu? Yok. O zaman şeydi de. Evet, 4'ü alsan ne olur? 4 eksi. Sen diyorsun, buradan sayı büyür değil mi? Bak 4 önce evet. O sayı büyütür. Mesela buraya 5 olsa cevap eksi 1 gelir. Gördün mü? Sayı büyüdü. Eksi 5 nereye? Eksi 1 nereye? Yani önemli. Tamam. Önünde eksi, eğer bunun önünde eksi olsa mesela şöyle bir şey olsa, eksi x eksi y'nin en küçük değerini sorsa, o zaman mecbur yani x'de pozitif seçmeyiz. Bu pozitif olsun ki önündeki eksi 1'i ne yapın? Küçülsün yani. O zaman buradaki x'i ne yapacağız? 4 seçeceğiz mesela. Y zaten yine pozitif olarak 5'tir en büyük. Vali bunun cevabı eksi 9 yapar mesela. Gördün mü? Sayı daha küçük oldu. Eksi 9. Yani önündeki işaretlerle alakalı aslında. Önündeki işaret eksi mi artı, ona dikkat edeceğiz. Eğer eksi ise x'i tabii en küçük soruyorsa biz y x'in pozitifinin en büyük değerini seçeceğiz. Önünde eksi varsa tabii. Tabii de en küçük değerini soruyorsa tabii. Biraz düşünerek yani siz tek tek deneyin böyle birkaç kere uğraşın. Herhalde bulursun yavaş yavaş mantığını. Evet yani şimdi dersimiz süresi doldu. Bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet, görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.